Merhaba arkadaşlar, ben Günay. PES 2016 My Club'da bir maç yapacağım. Fena gitmiyoruz. 2 galibiyet, 3 mağlubiyet, bir beraberimiz var ama mütevazı kadromuzda devam edeceğiz. Bak, hemen aynı anda hata yapıyoruz. Sağ kanattaki eleman takımın en güçsüz adamı, daha önce de söylemiştim. Bayağı çaba sarf ettik adam için ama birazcık olsa kendini geliştirdi gerçi. Bu arada tehlikeli bir pozisyon vurdu, kalecimiz çıkardı, Fabianski. Bir pozisyon daha çıkarıyoruz. Fernandinho bu ara çok güzel oynuyor arkadaşlar. Tavsiye ederim size de. Kiralık oyuncular listesine görürseniz direkt alın yani. Bu arada orta sahada bir güç mücadelesi. Cavani sağ kanattan. Evet, güzel. Yani sağ kanattan. Bu arada adam bayağı iyi oynuyor arkadaşlar. Ama geçit yok. Bakalım ben orada ne yapacağız. Tehlikeli bir pozisyon daha. Ana kadromu fazla değiştirmemeye çalışıyorum. Çünkü gerçekten hani belli orta seviyede bir kadro oluşturduğunuzda ilerleyen dönemde o kadro çok daha üst seviyede bir takıma dönüşüyor. Şahsen ben öyle gördüm. Size de öyle tavsiye edebilirim. Özellikle bu Fernandinho mesela örneklerden birisi. Diğeri sol kanatta Coutinho. Evet, dedik. Adamı övdüm. Adamı övdüm, top kaptırdı, gol yedik. Gol yemem de, ya şu an 30 FPS ile oynuyorum. 30 değil mi? Aynen 30 FPS. Ama çok takılıyor oyun. FPS problemini aşamadım arkadaşlar bir türlü. OBS ile kayıt yaptığımda FPS bir anda 30-35 FPS'ye düşüyor. Şu an izlerken nasıl oluyor bilmiyorum ama oynarken gerçekten çok zor. Podolski süper bir pas arkadaşlar. Güzel kesti. Hayır, durma. Önce bastım, sonra iptal ettim ama olmadı. İlk pozisyonu kaçırdık. İlk anda vurabilseydik. Sıfır yenik durumdayız. Top açmazsak ayağımızdan. Güzel. Bir daha araya. Ah be, ah be. Güzel, geliyor. Kaç. So what now? Ah, sinir. Who's gonna make this theirs? Orta boş, güzel. Kaldır topu. Olmadı. Böyle, evet, aldık. Pasta verdik ama. Okay. Just about here, the collective sigh there. They know they got away with one. It's been a possession this, but. Oyunda en farklı skorum 8-1 galibiyet. En farklı mağlubiyetim de yine 8-1 arkadaşlar. Öyle ilginç bir istatistiğim var. Bir ara topu daha olsaydı mı galiba? Bilmiyorum. Arkadan devam ettirdim. Kane'lerde gol mu olsaydı mı? Evet, var. Yine olsaydı sandım. Allah'tan değilmiş. Atacağımızı belli etmiştik aslında. İlk 5 dakika oyunu bırakıp ondan sonra top hep bizdeydi diyebilirim. Aman nazar buyurmasın. Karşıla. Tek top. Güzel. Süper top. Biraz geriye düştü.
Garkaç yaptı. Kaçırmamak lazım. Döndürmemek lazım orada. Güzel. 3 kişinin arasından girdik çıkamıyor. Lavezzi'ye dikkat etmek lazım. 3. pozisyonu bu arkadaşın. Ve... Bir oldu, iki oldu, üçüncü attı. Wolfsburg şeyle oynuyor. Takım kitiyle oynuyor. Sağdan bir bindirirsek güzel, çok güzel top. Ah, olmadı. Allah'ım ne yapıyorsun? Karın abi, olmuş. Podolskis, güzel bir top. Geçebilirse eğer, geçemedim dedim. Güzel kaç, hadi Podolski. Orta, geriye düştü. Güzel yine bizde top. Bir ara topu. Gol. Ah, yavaş bastım. Güzel gitti golye kadar ama yavaş. Aslında bir şey diyeyim mi? Adamın defansı çok kötü. Hücumda iyi ama hatta orta sahada iyi. Ama defansı çok kötü. Güzel. Kere değil de ya. Ben kar atmıştım ama. İlk yarı bitti. 2-1 mağlup durumdayız. İkinci yarıda umarım daha iyi bir maç çıkarız. Başla. Hadi bakalım. Şutayım biraz geriye çekeyim. Evet tamam. Hemen nereye gidiyorsun? Allah'ım. Sağ kanattan Bonucci bizim müdahale etmeye çalışıyor ama Inzaghi'yi durduramaz. Düşmüş. Çok erken gol yedik. Yani dünya son değil ama işte gol atmada sıkıntılar yaşıyoruz. Kanatlardan gideceğiz mesela. Ortada bayağı sıkıntımız var. Oraya değil ben sol kanada atmıştım. Bir çek topu güzel. Önünü boşalttı, vurdu. Olmadı. Vazinho basarsa ilk golde çok büyük hatamız vardı. Ya ben video kaydı aldığım maçlarda fark yemezsem olmuyor arkadaşlar. Video kaydı ne zaman alsam fark veriyor. It's almost a case of sacrificing some of the power in favor of getting the technique right. And technically, that volley was as good as it comes. Anlamıyorum ya. That's not an easy skill. We know that by now. That's fantastic. Hakkında. Daha avantajlı. Totti. Bonucci does well there. Alert. And it's Kane. Tek forvetle oynuyoruz. Taktik. Ona göre geliştirmemiz lazım ama olmuyor. Açtım ayağımdan. Açtım. Güzel. Bir daha bakar. Sol kanat. Yastık. Çok güzel. Olmadı. Yani kalesine atabilirdik ama olmadı. Podolski. Podolski sol kanatta yine kaptırdı. Gerçekten oyunda ciddi bir FPS düşüşü var. Neredeyse kare kare gidiyorlar. Bir orta daha. Maalesef. Aa, korner mi? Aa, korner mi? Otomatik oyuncu değiştirme. Şimdi başladı. Kane gerçekten çok zor bir pozisyonu kurtardı kaleci. Ön direkte kafa vurduk. Adam ona bile müdahale etti yani. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şöyle bakalım.
O nasıl bir orta yani? Adama Totti Inzaghi efsanelerle oynuyor. Biz de böyle. Ah ah ah. 4-5 doldu ya. Podolski sol kanattan gidiyor, sıyrıldı, ceza alanına girdi, dışarıya pas verdi, olmadı. Evet, çok oyuncu da topu kaptırıyor sahaya. Saha etmedi. Maalesef bu maç kabusumuz oldu. Cavani güzel bastı. Totti ile güzel etmesi istiyor. Kaleci, Allah'ım geriye niye dönüyorsun? Ben ileri bastım ya. İzleyemeyeceğim. No fluke, it's what he was there for. Well, for me, that's just pure predatory brilliance. It's not so much the finish, but the way he read the situation when nobody else was even alert to it. It's fantastic. Köşe, ver penaltı. Keşke gol olsaydı. Eyeball to eyeball with the goalkeeper. Biz korner atamıyoruz. Korner diyorum. Penaltı atamıyoruz. Mecburen ortaya vuracağım ben. Yine kaleci ortadan tutacak arkadaşlar. İkinci gol çok geç geldi. İlk yarının sonunda atmış olsaydık şimdi olay çok daha farklı olabilirdi belki. Aslında imkansız diye bir şey yok. Yani 3 gol ama 3 gol az değil abi. Tek forvet de ne yapabiliriz ki yani? Baksana adam. Değil değil topun. Kane kaçtı, onun hep düşerse hep aldık. Gol. Görüyorsunuz bir topla neler değişebiliyor arkadaşlar. Onun için savunmanın arkasına top atmanızı tavsiye ederim. Ben yapamazsam da her zaman tavsiye ederim yani. Kane sol kanat çok güzel. Haydi bir daha gol mü? Haydi bir gol mü? Avantajlı dışarıya. O golde kaçmaz ama yani. Az sayılık bir fark alıyordu. Dediğim gibi imkansız diye bir şey. 3 skor. Biraz daha pozisyonları iyi kullanmamız lazım. Karşıla. Karşıla abicim. Fabianski çok kolay bir hareket topa. 83. dakikanın içerisindeyiz. Sağ kanattan Sabali ile ve kaplı Podolski ile çıkıyor şimdi. Podolski önünde geniş bir alan var. Podolski orta alanına doğru koştu. Kane kaçtı. Tekrar Podolski ile kaldı top. Podolski kaptırdı. Sağ kanatta Totti. Cavani, Bonucci ile müdahale edeceğiz. Ettik. İki kişi sıkıştırdı ve top bizde bir daha kaptırdık. Karşı top kayıpları uzaktan bir vuruş oldu. Ay 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 ay. Şöyle dikelim arkadaşlar. Allah'ım ya niye müdahale etmiyorsun sen orada ya? Yukarı at vur gol. Her zaman aynı kursun. Her zaman aynı kursun. Hiçbir hareketli bir şekilde gol atayım demeler ya. Oradan gel. Adama ver pasını. Bomboş pozisyonda vur gol. Oldu. Biz de burada güzel gol atalım diye uğraşalım. Sol kanatta avantajı bas 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 bir şey olmaz. Bas 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 bas. Geç kaldık orta yapmakta birazcık. Konuş. Güzel gittik ama savunma oyuncusu da artık bu kadar olur yani. Yine dışarıya gitmesin. Ön direğe doğru. Neyse onun karşısında çok iyi bir orta yaptı. Ve maç bitmek üzere arkadaşlar. Bir sonraki maça bakacağız, artık yapacak bir şey yok.
daha iyi maçlar için lütfen takip etmeyi, videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi oyunlar, iyi eğlenceler diliyorum sizlere de.